Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. İmam Nevevi'nin tibyan eserlerini okuyabiliriz. Muallim ve örgenuşinin adablarını okuyakken edik. Ötken seferki fesilde dünyevi maksatlardan bir artasını özge koymaslikini aytib o'tdilar va kimiki dunyo maqsadida Allohning roziligi uchun olinadigan ilmni dunyoviy bir maqsadga erishish uchun o'rgansa, jannatning hidini ham hidlamaydi degan hadis sharif. Shu bilan birga agar espas kishilar bilan tortishishni istab, yoki ulamolardan kimlardandir ahli ilmlardan o'zini ustunligini isbotlash uchun ilmi ko'pligini ko'rsatib qo'yish uchun yoyinki odamlarni o'ziga jalb qilish uchun ilm o'qsa, u kishi do'zaxdan joyini tayyorlab qo'yaversin degan hadisi shariflarni aytib o'tdilar. Bu hadis shariflar juda ham qattiq va'id hisoblanadi va har bir kishi qalbini isloh qilishi, xususan talib ilm va muallim bo'lgan kishi qalbini isloh qilishi, o'zini o'zi taftish qilishi, niyetini to'g'irlashi vojib ekanini ko'rsatadi. Va'idlarning qattiqligi jannatning hidini ham hidlamaydi. Yoki do'zaxdan joyini tayyorlab qo'yaversin, ya'ni do'zaxiyligi aniq degan va'idlar o'ta ham qattiq va'idlar, o'ta ham qattiq tahdid. Buni biz o'zimizga olishimiz va his qilishimiz kerak. Niyatlarimizni tafsir qilishimiz kerak. Tortishish uchun o'qimayapmizmi? Bu bizi keyingi tasarruflarimizdan zohir bo'ladi. O'zimizdan ko'ra ilmliroq odamni ko'rsak, o'zimiz sohamizda hasadimiz kelmayaptimi? Shu narsalarda ko'rinadi. Yoyinki aytgan gapimiz odamlarga yoqish yoqmasligiga qarab o'zgaryapmizmi? Shunga qarab ko'rinadi. Agar shunda biz agar o'zgarib qolayotgan bo'lsak, odamlarga bir gapni yoqqani uchun gapirib, bir gapni yoqmagani uchun gapirmaydigan odamga aylansak, o'zimizga muxlis orttirishga, shinamandi ko'paytirishga agar shu shariy ilmlarni vosita qilishga o'tib qolsak, Xudo saqlasin. Bu tavba vojibki, agar shunday davom etsa kishi do'zaxiy bo'lishi, do'zaxga borishi muqarrar bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. Bu juda ham qattiq va'idlar, buni o'zimizga olib, o'zimizni qattiq taftish qilishimiz kerak va har kuni niyatni yangilash kerak. O'ylamanki, men boshida niyat yaxshi qilganman, keyin o'zgarib qolishi ham bor. Tasarruflarimizda buni kuzatishimiz kerak. O'zimizni qalbimizni holatlarida ham buni kuzatishimiz kerak. Shundagina o'zimizni isloh qilib tozalay olamiz. Aks holda o'zimiz bilmasdan jannat amalini qilyapman deb do'zaxga tayyorgarlik qilayotgan bo'lib qolamiz. Alloh asrasin. Keyingi faslda muallimning ixlosi haqida gapiradilar. Ya'ni bu bobdagi o'zi 4-chi bobdagi masalalar umuman olganda muallim va o'rganuvchi va o'rgatuvchiga taalluqli bo'lib keldi shu yoqqacha. O'rganuvchi ham Alloh uchun o'rgansin, o'rgatuvchi ham Alloh uchun o'rgatsin. O'rganuvchi ham o'rganishidan dunyoviy maqsadni qo'ymasin oldiga, o'rgatuvchi ham. Biz o'tgan safar ham aytdik, masalan, oylik olish mumkin. Universitetda dars berib yoki bir Qur'onni yodlatib bir kishiga oylik olish mumkin, lekin oylik qanaqa bo'lsin, oylik uni vaqtini band qilayotgan evaziga bo'lsin. Ammo pul ko'paytirishga bo'lmasin, uni qaydan bilamiz? Uni qo'yilayotgan narxdan bilamiz. Odam agar katta narx qo'yib pul ko'paytirishdan, ehtiyojidan ortiq narsalarni ham hosil qilishga intilayotgan bo'lsa, demak u ilmidan dunyoni qasd qilayotgan bo'ladi. Shuningdek, ko'proq berganga yaxshi qarab, kamroq berganga uncha qaramayotgan bo'lsa, ko'proq bersa yaxshi dars o'tib, kamroq bersa uncha o'tmaydigan bo'lsa, u ham pul uchun qilayotgan bo'ladi. Ammo Alloh uchun ilmni berib, ilmni muqobilida hech narsa ko'zlamasdan, ammo vaqti band bo'lgani uchungina ehtiyojiga yarasha olayotgan bo'lsa, ana bu kishining holati mustasno bo'ladi. Zarurat yuzasidan u ham. Shuning uchun zaruratga cheklanish kerak. Ya'ni mashinani kattaytirish, oilani ko'paytirish, uyni katta qilishga qaratilmasligi kerak. Balki o'zini va oilasini boshqaga muhtoj bo'lmasdan ta'minlanib turishini ko'zlagan va shunga qarab narx chiqargan va shu bilan kifoyalangan bo'lsa, keyin u kishining holati
shu istisnoga tushadi. Lekin ko'paytirishga o'tib qolsa, maysatni kuchaytirishga o'tib qolsa, unda haligi odamni ilmdan, Qur'ondan maqsadi, ta'limdan maqsadi, yoki ilm olishdan maqsadi, yoki Allohdan boshqa narsa, dunyoviy g'araz bo'lgan, dunyoviy maqsad bo'lgan bo'ladi. Bu kishiga ana bu hadislardagi og'ir va'idlar to'g'ri kelib qoladi. Endi bu keyingi hozirgi faslda bu kishi muallimni o'ziga xos masalani ko'taradilar. Muallimni ixlosli bo'lish. U ixlosni bulg'aydigan bir ish bor, bir odat bor, o'shanga tanbih berish uchun alohida fasl ochganlar. U nima? Valyahzar kullal hazar من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه مطلقا مطلقا حذر بوسن احتياط بوسن او اونين درسده شغلنا يتكن اونجا قتنا يتكن كشنلرن كوباية ترشن بلن اوزيجا مخلص ارترشن اوز اطرافية كوبچلك جملشن قصد قرشن حذر بوسن مطلقا حذر بوسن نمدن atrofiga odam jamlashdan nima bilan jamlaydi? Unga kelib dars olayotgan, unga qatnayotgan kishilarni ko'paytirish bilan. Ya'ni odam ko'paytirishga qiziqmasin. Atrofiga odam yig'ishga bizda karyera deb qo'yadi-yu, karyera qilishga qiziqmasin. Bundan hazir bo'lsin. Mana bu katta ofat. Ko'pincha odam hatto pulga qiziqmasligi mumkin. Hatto dunyoda ko'rinishi zohid nochor bo'lishi mumkin. Lekin atrofida muxlis ko'pligi, odamlarning unga rom bo'lishi, shogirdi ko'p bo'lishi bilan quvonishi bor. Shuni qasd qilib qolishi bor. Mana bundan hazir bo'lsin. Endi buni qaydan biladi u odamda shunaqa illat bormi yo'qmi? Atrofida odam yig'ilishi, muxlis orttirish, shogird ko'paytirish qasdi bormi yo'qmi? Yo'q, bu narsa zohir bo'lmaydi. Ko'pincha zohir bo'lmaydi, u ko'rinishdan pisabilloh qilayotgan odamga o'xshardi. O'zingizga ham o'zingiz men pisabilloh qilyapman deb o'ylaysiz. Lekin uni haqiqatda xolismi, xolis emasmi qaydan bilsa bo'ladi? Bir alomati bormi desa, alomatiga endi ishora qiladilar. Aytadilarki, "Valyahzar min karohatihi qira'ata ashabihi ala ghayrihi mimman yuntafa'u bih. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin." Shogirdlarining davrasidagi kishilarning o'zidan boshqa ilmidan manfaat olinadigan kishilarga borib ilm olishi, ularga biror Qur'on o'qib berishini yomon ko'rishdan ehtiyot bo'lsin. Menda o'qiyapti bolalar, shogirdlar. Ularni boshqada o'qishini yomon ko'rishim. O'zidan boshqasida ilm olinadigan kishilarda ilm olishini ashablarining, ya'ni shogirdlarining o'zidan boshqa ilmida manfaat bor kishilardan ilm olishini yomon ko'rishdan asransin, hazir bo'lsin. Bu ba'zi bir johil muallimlar mubtalo bo'lgan musibatdir. Musibat deyishlari ya'ni yomonlik ekanidan dalolat. Musibat bu ofat degani ya'ni. Ba'zi muallimlar deyaptilar. Ba'zi degani ozni ham tushunishi mumkin, ko'pni ham. 10 kishidan 9 kishi yomon ko'rsa ham ba'zisi yomon ko'rgan bo'ladi. 10 kishidan 1 kishi yomon ko'rsa ham ba'zisi yomon ko'rgan bo'ladi. Ba'z deganda u bizning tilimizda ko'pincha ozi tushuniladi. Arablarda ham iste'molda g'oliban oz tushuniladi. Ozchilik ya'ni ko'pdan ozi. Ko'pchilik bo'lsa aksar deb ishlatishadi, aksari deb. Ko'pdan ozi bo'lsa ba'zi deb ishlatishadi. Lekin ba'zi so'zi o'zi hammasini butunlik tamamini hammasini oladi. Butundan bitta ozusa ham ba'zi so'zi oladi. Lekin bu yerda bu kishi qasd qilayotgani nima? Bu yerda qasd qilayotgani ozchilik. Ba'zi muallimlar deyotganlari ozchilik. Ya'ni u paytda muallimlarning aksari buni yomon ko'rmas ekan. Ba'zilari ozchiligi yomon ko'rar ekan. Muallim deb turib johil deb qo'yaptilar. Johilada muallim bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Birinchidan o'zini sohasiga ega olmaganlar bo'ladi. Ikkinchidan o'zini sohasiga ega bo'ladi. Masalan, Qur'ondan zo'r ta'lim berishi mumkin, ammo aqidada johil bo'ladi. Axloq ilmida johil bo'ladi. Shariat ilmida johil bo'ladi, masalan.
Fikhte alim buluşu mümkün. Ama tasavvufta cahil bulur. Tasavvufta alim buluşu mümkün. Akide de cahil bulur. Halbuki bunlar birbirine bağlık. Lekin bir adam o bitta sahanı özünü okup başkalarda cahil kalışı mümkün. Onu öz fanı da muallimlik kılıçtan tosmaydı. Çünkü çayla muallim olsa hem ders verir olur. Ama kamul muallim aslında birbirine bağlık ilimlerde cemlegen bulur. Demek bu yerdeki muallimler nakıs muallimler. Ve cahil diyene o şey bazı ilimlerden cahil. Uzun ilmi de hem mükemmel bulmaydı elbette o adam. Çünkü mesela hadisten mutlaka cahil adam fakih olur muydu? Doğru, hadiste muhaddisçeliği küçülüyor olması gibi mümkün ama fikhe gerek bugün derecede hadis ilminden ve haber buluş gerek. Şimdi muhaddis olur muydu? Akideden mutlaka bir haber kaldı. Demek bu yerde cahillik nisbi muallimlik hem. Nakıs muallimler buladı bunlar. Hakiki muallim birinciden uzun sahasının ilgisi bugün adam yanından bırakıp gitmiş sahip olmayıydı. Bak etsin ki tavır dedi. Ben ilmimi zayıkım ben her kim gibi. Kadirini bilmesin, uzun bilesin dedi. Uzun'a inançı yok adam başka bir bağırsa hep olur. Birinci uzun köpünce başka bir bağırıştan korkuşu onge bağırsa yok. O menden köyde paydalı yıra mükemmel olarak olsa benden soğup beni alımdan ketip kaladı degen havf olur. Bu birinci olup muallimin özüge inançı yoklu giden kip çıkardı. Yayın ki ikincisi hasetten buluşu mümkün. Nerge damlaga hasat kıyanından buluşu mümkün. Her iki halette bir ikincisinden kemmez afet. Ya özüge inançı yok, nakıs. Yayın ki inançı var o, lakin hasadı var başkalarına. Başkalarına o gibi kişilerine menfaat verişini istemeydi. Her iki halette hem ondan cehalet sadır buluyordu. Akidede, ahlakta, Allah'a bugün münasebette cahillik var. Bana şu dediler, başka bir barı okuş eden şagirdlerini, korka diyen, bunu yaman köre diyen buluş, bu musibettir. Bazı muallimler bunge müptela bugün. Ve hiye delaletun beyinetun min sahibiha ala su'i niyeti ve fesadi taviyeti. Mana shu musibatga mubtalo bo'lish egasining niyati yomon ekan, ichi buzuq ekaniga ochiq dalildir. Kimdaki shu sifat bo'lsa, u odam niyati buzuq va ichki olami fosid, fasod bo'lgan odam bo'ladi. Chunki niyati buzuqligi nimada? Allohdan boshqa narsani istayapti. Ya'ni amalini muqobilida muxlis orttirish, atrofiga odam yig'ishni istayapti. Bu mesela yığıştı istegen bu meganda ketse hap olmazdı. Yanından burası barı başka bir ülketteyken yok. Barı oku bir emendesiyem hap oluyordu. Yoktırma yaptı. Demek ki çünkü barı uşakka mail bop yetişiden havfı var. Bu adamın niyeti bozukluğu ki atrafı bir adam yığış için okutuyken eken. İçi hem içi bozuk, niyeti bozuk. Bana şu onu cahillik. Yani o niyeti ıslah kılıçtı bilmegen. Niyet ilmini bilmeydi. İhlas ilmini bilmeydi. Mana şu bilimsizliği onun cahilliği. Agarçı başka ilimde muallim olsa. Vakti kese özünün sahası da hakikatte alim buluşu mümkün. Hakikatte yetik muallimen buluşu mümkün. Ama niyet ilmini bilmegeni, ihlas ilmini bilmegeni ana şu cihattan cahillik bulur. Şunun için onu cahil muallim deyip etese bulur. Delaletun beyinetun açık aydın delildir diyebilirler. Dalil nima? Dalil degani siz unga nazar solganingizda biror ma'noga dalolat qiladi. Sizga bir ma'noni ko'rsatadi. Masalan, tutunni ko'rsangiz, o'sha yerda o'tayotganini anglaysiz. O't bor degan ma'noga tutun ishora qiladi. O'sha dalil bo'ladi. Siz tutunga qarab tayanib, o'sha yerda o't ketayotganini bilasiz. Xuddi shunaqa bir odam agar shogirdi aqqa-baqqa borsa, yomon ko'rayotgan bo'lsa, boshqa ustozlardan ilm olishini xohlamayotgan bo'lsa, demak u mana shu yomon ko'rishini o'zi har birimiz o'zimiz qalbimizga bunday qarashimiz kerak. Shunaqa sifat yo'qmi? Shunaqa sifat bo'lsa, demak bizning niyatimiz buzuq bo'ladi, to'g'rilashimiz kerak. Endi u shogird uyar tursin, muxlis palaslik qilishchi. Shogird emas. Lekin masalan deylik, meni mashtimga kelib turdi, mavzi eshitib turdi ancha-muncha. Yoki meni to'g'iga aytayotdi, o'zining izdihomiga aytayotdi.
Kim başkasını etediyor bu kaptı? Ya ki benimle koşup başkasını yiyem. Ya ki beni teşhep başkasını aldı gibi alıptı. Şundan hapı olediyor mu olsam, şunu yaman kurediyor mu olsam. Bu, benim niyetim bozuk. Ben Allah için kılıkkenim ya, amelim Allah için mez. Ben dinini vasıta kılıp, nefsimi köyde yürüyen nabakar ben. Ben Allah'ın dinini hadimmez, Allah'ın dinini özümün menfaatimde işletediyen peskeş bu kalem. Yani, hizmet kılıkçı mez, hizmet kılıkçı bu kalem ben dinden. Bu aynı, maksatki tezkeri ve neticem tezkeri bu oladı. Ben dinge hizmet kısam cennet midi, şimdi aksi bu oladı. Bu hazırda cüde köpçülük müptala bugün afet. Ne fakat talimde, etekenimizde, vaazda, hatta inki üçlü bir başka münasebetlerde hem bu nasıl kılınır. Barıp neticede şimdi haletlerim geldi ki, benim muhlislerim falan kişiye tartılıp ki tukarışıdan ben hapı bulup şunu ahalamasam, istemesem, neticede falan kişinin yaman kılıp kalamam. Menden muhlislerini tartken için. O atak yemez. Çünkü onu yapmanın yapmanın yakışıp çıkan halas. Peki onu kana kadar bir cazibesi bugün ketken. Ben yanım diyor. Neticede onu yaman körüp kalamam. O şu adam. Erzimes nesleden aybını körüp, erzimes nesleden ondan hata tapış ki urunuştu başlayayım. Ben şu ben niyetim buzuluyor. Menden körü yakışı yapırsa yakmaydı. Benden körü yakışı ders verirse, menge malal gelir. Ben şu mende hasad varlığı, ben ilmini Allah için okutmayakkenim, ilm ve dinden nefsim için paydalanadigan peskeşliğimden dalalet. Bu amelimden menge zerrece acri yok. Zerrece. Çünkü ben adamların uzunluğu karatışını niyet kıyamam, o şey menge acır böyle. Halas. 10'da mı, 5'da mı, 100'da mı, kaçadır adam menge karaydı, menge muhlis böyle. Ben bari agen acrim o şey öyledi. Ahiretke bargende hiç neresi menge ropada bu meydi. Ahiret acrıdan hiç neyse menge verilmedi o halette. Allah saklasın. Çünkü buna kadar vakitte niyeti doğrulaş gerek. Adam uzun tefsir kılış gerek. O da nazik neyse. Ehli ilimlerine afeti. Şimdi ondan artıp ben o şu mesela Adil Basit diye mankörüp kalemem. O benden muhlislerine tartkenliği için. Neticede beni böyle bir cüzeye çakırsa Adil Basit kimiydi mi diyeyim ben. Kirli diye olsa bahmi koyarım ben. Yok ki borsamam Abdulbas söz vermez, gap vermezlik ki urunamam mesela. Yok ki ondan yaxshi gapirishga urunamam. O yerda o'zimni ko'rsatishga urunamam. Mana bu narsalar hammasi dunyo muhabbatidan kelib chiqadigan, oxiratni unutgan, oxiratga bo'lgan iymonidan o'zida nasibasi yo'q odamning ishi bo'ladi. Endi undan ortib Abdulbosni muxlislarini yomon ko'rishga o'tsamchi? Abdulbosni yomon ko'rgandan keyin ondan artık benim muhlislerim Abdulbasit'i yaman kuruşu ötseç. Ondan hem aşıp çüşüp benim muhlislerim Abdulbasit kim muhlis bugünler de yaman kuruşu ötseç. Bu dinli oyun kılış, Allah'ını unutuş, ahiretten min çakırım nerede ötüş, dünyaya yapışış, dinini dünyaya satış, imanını metaga satıştan başka nersemez. O tekette afet bu. Bu adam katı tabi kılış gerek. Aks halde Allah'ın aldığı fakat kul bulan böyle. Hiç nersesiz böyle. Bu ne kadar buzuk niyet amellerini mutlaka hepete kutlaşıydı. Surette ahiret ameli, lakin asıl dünya işi öyle. Halbuki kişi halal kasıp kılıp, bir ilimsiz adam halal kasıp kılıp, ailesinin haladan bakıyken adam, o şey kasıbı dünya görünüşte dünya ameli, ahiret işi öyleyken böyle, acra öyleyken böyle. Men olsa görünüşte din işini kılıp, dünya topyakken bulamam, dünyaya vasıta kıyanım için. Ahiretten nasibesiz kalamam Allah sağ olsun. Çünkü Allah Teala ötken ayetlerde ötü, ötken bablarda. Kim ahiret ikilini istese, ahiret ikini veremez. Dünyanın ikini istese, ondan nasibe veremez, ahirette nasibi yok. Ahirette nasibe yok. Dünyanı istediniz mi, ahiret emel bulan. Bu da ahirette nasibe yok. Hatırcam bunu. Çünkü Hatim Tayyi degen Hatim Tay dedi bizde. Ha? Hatim At-Tay. Tay kabilesinden Hatim degen sahabetli kişi ötken. Hatim At-Tay dedi Arablar. Bizde Hatim Tay dedi. Sahabet bilen meşhur bugün. Oğlu Adi, kızı Safvane Müslüman buluşken. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam aldı diye kelim. Safvane ki yanda Resulullah etkiler ki aleyhissalatu vesselam oten mekarimul ahlak, alicanab hulklarını yaş görerdi diye.
Sahovat peşi olgan judayam. Lekin u sahovatdan nimani istagan? Sahovat peşi degan nomni istagan. Bu o'sha nomi bilan faxrlanib yurgan. Kerilgan. Shunda Saffona aytdiki, otam shunaqa edi, haqiqatda o'ta sahovat peşi edi. Otam shuni evaziga jannatni oladimi deydi, yo'q dedilar Rasululloh. Nimaga deydi? Chunki otang u bilan ovoza istagan xolos dedilar. O'zini ovoza qilishni istagan, sahovat peşi degan nom istagan xolos. Ko'rdingizmi? Kimiki o'shuncha hadisda keladi, do'zax qizdiriladigan 3 kishi bor. Birinchi do'zaxga tashlanganda do'zax o'shalar bilan qizdiriladi. Boshqalar ularning ustiga tushadi. Qori, mujohid va sahobat peshi. Qori ahli Qur'on degan nom, qori degan nom uchun qori bo'lgan, o'shuning uchun o'qigan, o'qitgan. Olim yoki ilmni olim deyilishi uchun, maqtalishi uchun o'qitgan. Mujohid shijoatli deyilishi uchun jihad qilgan. Boy sahovat peshi deb maqtalishi uchun sahovat qilgan bo'ladi. Ko'rinishida oxirat amallari va dinning islomiy amallarining eng buyuklari sahovat peshalik, jihad, ilm o'qib o'rgatish, Qur'onni o'qib o'rgatish eng buyuk amallar. Shu buyuk amallar oxiratni eng yuqori darajasini olishga vasila bo'ladi, vosita bo'ladi. Ammo niyat buzilishi bilan ular dunyoviy amalga aylanadi. Dunyoviy amalga aylanib dunyoda ajr olib qolmaydi. Oxiratdagi ajrdan mahrum bo'ladi. Oxiratdagi ajrdan mahrum bo'libgina qolmaydi. Dinni dunyoga vosita qilgan uchun do'zaxga birinchi uloqtiriladi. Do'zaxga o'tin bo'ldi dedi-yu, o'tin bo'ldi degani tushib yonish emas. Tushib yonadiganlardan oldin tushib, ularni ham qo'shib yondiradigan bir yoqilg'iga aylanadi. Ko'ryapsizmi? Mana shunday og'ir azob qaydan kelyapti? Niyat buzilgandan kelyapti. Niyat nimada buzilyapti? Oxirat amal bilan dunyoni istashdan kelib chiqyapti. U masalan, e'tibor qilsangiz, uchalasi ham moddiy boylik istagan emas. Dunyoning ne'matlaridan moddiy narsa istagan emas. Nom istagan xolos. Qori degan nom, olim degan nom, shijoatli bahodir degan nom, sahobat peshi degan nom istagan xolos. Muqobilida dunyo matosini istagan emas. Bizning ko'zimizdagi pul yoki uy yoki boshqa. Nom istagan. Nom istagani uchun do'zaxga o'tin bo'lgan. Endi kishi o'shunaqa nom istayaptimi, o'ziga jalb qilishni istayaptimi yoki xolis Alloh uchun qilyaptimi, o'zini tafsir qilsa qarasin. Unga muxlis bo'lib turgan odam boshqaga ketsa xafa bo'lyaptimi? Demak, u odam Allohni istayotgani yo'q. U odam demak odamlarning orasidagi nomni istayapti. Odamlarni oldingi hadisda kelgan ayyusufa bihi wujuhannasi ilay. Odamlarni ko'nini o'ziga qaratish, odamlarning e'tiborini o'ziga qaratishni istasa, do'zaxdan joyini tayinlasin dedilar-u, ilm olayotgan odam. Demak, o'shini istayapti u. Bitta muxlissiz ketib qoldimi sizdan? Yoki shogirdsiz ketib qoldimi? Shundan xafamisiz? Boshqaga ketgani uchun. Demak, bilingki niyatingiz buzuq. Siz odam yig'moqchisiz, yig'ish uchun o'qityapsiz. Risolatni yetkazish uchun emas. Allohning xitobini yetkazish uchun emas. Shuni vosita qilib, atrofingizga odam yig'ib, o'zingizga nom orttirish uchun o'qityapsiz. Bu amalingiz sizni to'g'ridan to'g'ri do'zaxga olib boradi. O'shaning uchun niyatni o'ta qattiq tartib chiqirishimiz kerak. Shunga aytyaptilarki, mana bu dalolatdir u odamning niyati buzuqligiga. Ko'ryapsizmi, bu alomat. O'z niyatim yaxshi, Alloh uchun qilyapman deb hamma ayta olmaydi. Bu ochiq emas. O'zingizni shunday his qilishga ham urinishingiz muammo emas. Ammo siz yoningizdan bitta muxlis boshqaga ketganda qarang qalbingizga. Shogirdingiz boshqaga o'tib ilm olayotganda qarang qalbingizga. Endi agar shogirdingiz noto'g'ri joyga ketib zoya bo'layotgan bo'lsa, zoya bo'lganiga xafa bo'lsangiz, Alloh uchun bo'laveradi. Noto'g'ri ketdi, shu yigit adashib ketdi degan ma'noda. Lekin sizdan ko'ra afzal odamga borgan bo'lsa, achchig'ingiz kelayotgan bo'lsa, unda siz ilmingiz xolis emas, unda ta'limingiz Alloh uchun emas. بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى. Bu hali ketgani yo'q. Sizda ham o'qiyapti. Boshqaga ham bari bilmayapti. O'sha holatni yomon ko'rsangiz-chi, unda ham niyatingiz xolis emas. Unda ham niyatingiz buzuq. Chunki uni qalbi sizdan bo'linishini istamayapsiz. Demak, oldingi hadisda aytilgandek, odamlarni e'tiborini o'ziga tortish uchun ilm o'qiydigan odamsiz siz. Do'zaxdan joyingizni tayyorlab qo'ying. Balki aniq qat'iy hujjatdir. Muallimning ta'limdan Allohni roziligini istamayotganiga qat'iy dalildir bu. Xafa bo'layotgani, yomon ko'rish. Hali qaytargani yo'q shogirdini.
Şagirdini başkalarına barma degeni yok. Barışını yaktırma yaptı xolos. Yaktırmasligini özü talimden Allah'ın razılığını istemeyekkenige kat'i hüccet. Şubhemez. Şubha buluşu mümkün ihtimal mesela yok. Kat'i hüccet. İnkar kılıp bu medigen hüccet. Kalbizi karın. Yaman körü yapsın mı? Bilin ki talimizden Allah'ın iradakımı yapsın. Özgü özüz karar verir olayım. Bura bir mesleğe. Ve tavbeni kılayım. Aks halde ilmiz sizi dozdaki otun kılar. Fe innehu lev arada Allah'a bi ta'limihi lema kariha dalik. Çünkü dalil nema uçun kat'i hüccet. Dese etepler ki çünkü eğer o talim verişiden Allah'ın irade kılgen de bunu yaman görmezdi. Bunu yani ne mene? Şagirdi başkaya barıp ondan hem ilim alışını yaman görmezdi. Demek şagirdiniz başkaya barıp ilim alışını yaman görmeyken bu siz şunda ilminiz Allah için verilirken bu. Ve özünüzü tartış kırışınız gerek. Bel kâle li nefsihi yaman görmezdi belki ayetlerdi ki أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وقد قصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. Belki o aytardı. Yaman kürmezdi. Belki aytardı ki ben bunge talim verişimden, şagirdimi okutuşumdan, ya ki davet kılışımdan, ya ki mevize kılışımdan hepsi bitti. Çünkü vaaz hem talimini bitti kısmı. Min talimimden Allah'a itaat kılış, Allah'ın ibadetini kastırken ben o hasıl bu buldu. Bu şagirdim bulsa başka bir okum verişten koşumcu ilim mi isteyebdi? Hiç kendine bunge ayıp yok. Bunge itap, hiç kendine malamet yok. Deb aytardı özü göz. Şuna deme yaptı mı? Bilin ki onun kalbinde ihlas yok. O min mertte dava kısa hem ihlasım var dedi. Keçkurun yığılıp dua kısa hem. Talimde ihlas yok. Namazı acır alışı mümkün. Ama talimde acır almayın. Bu mezan. Bunun belgesi şu ki ulemalardan bazıları şu nevabinin şu geplerini alıp etkenekeller ki sen talim veriyken bu senin karagin dediler. Talebelerinin hemesi bir ortası kalmasın. Başka ustazga ot ilim alıyorkenini topsan talebelerinin hemesi kit vardı senden. Başka otup ilim alıyorken alışkı uçuştu. Şu halde kalbin hursan bosa demek ihlasın var. Hapa bosan demek ihlasın yok. Amelinden Allah'ın isteyenin yok. Çünkü aslında bu vazife bu. Siz mesela sizge buyurulgan şu ürün kurup koyuşunuz. Başkası kurup koydu. Hursan buluşuz gerek. Benim mehnetim mi? Ben mehnet kılıp kılışım gerekirdi. Yaşı yapılanmaya tutdum. Başkası koydu. Kudaya şükür. Elhamdülillah. Bana halka şu üyü bitip kaldı. Ben iploma geldim, başkası iplom koydu. Ben şuna kadar üyüste yatıyordum. Fakat küçüm yetmeye yatıyordu. Yani ki vaktim yetmeye yatıyordu. Yani ki şunu kımak şeydi mi? Ben ne aldım bırakıp koyuptu. Berekesini versin, okuduğa hayrını versin. Bizden yükünü yaptı. Bizden meşakkatı kurtarıptı. Deyip kursan buluşuz gerek. Eğer halka yönü isteyken bu siz. Eğer üyünü meniki bulsun, adamla meniki karan bulsun deyip isteyken bu siz. Bunda siz hak menfaatini isteykeniz yok. Kut için yoksa gel. Siz eğer şu ilimini, yetişini, adamlarına şu ilimini, Kur'an'ını, Allah'ın hitabını, Resulullah'ın sözlerini, aleyhissalatu vesselam, Allah'ın iradesini, bendelerden isteyken dersesini yetkiziş, siz gamiz bulsa, sizden alın bir ayet kezip koysa, sizden köre yakşı yet kezip koysa, kullanıp geçişsiz gereğiydi. Ve elhamdülillah, Huda'ya şükür, şunu mesuliyette benim yüreğim eziliyeti oldu, palancından Allah razı olsun, şu meşakkatı bizden köterdi. Hakikaten dua kılışınız gerek. Bana şimdi kılalmasayız eğer. Bilin ki ilmizde ihlasız yok. Ameliz talimizden zerrece acır yok. Bunu her bir kişi uzun taftiş kılış gerek. Kalbini ıslah kılış gerek. Çünkü İmam Bişri Hafi hadis etmeyi koyuyor. Katta muhadis bugünler. Hadis etmeyi koyuyorlar. Balıkın katta muhadislerden bugünler. Hadis etmeyi koyuyorlar. Demek ki hadis etmeyi yapsın. Kaçan bizge hadis et veririz dediğinde nefsim hadis etişini İstaşını tuhtatken payette diyenler. O payette İmam Ahmet'in davulları muhaddislerin abunası aşıp etken. Hadis ilminin abunası aşıp etken cüdeye. Adamla hadis ilmini uğurgan uzun. Allah Ta'ala şuna ilham bilgen ümmetke. Hemme uzun hadis ki uğurgan hadis ilminin derecesi götürülgen. Hadis ilmine adamlar cüde kette bu haberişken. Muhaddisinin abunası cüde belen bu getken.
her devirde bazı bir ilimlerin obrosu aşadı. Mesela hazır matematika bilen fizikanın kadri aşkandık. Hatta bazı kişiler Nuh ibn Meryem mi ismi Kur'an'ın surelerini maktay digen faziletler ayet edigen hadisler tokup çıkışı ötken. Demek ediyse adamlar Kur'an'dan hem hadis gibi verilip geçti. Kur'an'ın kop getti diyor. Adamdan Kur'an'ı kaytaramen deyip hadis tokup çıkışı ötken bazılar. Şu derecede hadis ilmini obrosu aşıp etken. Şüphe etti. Hadis dersiga chiqishda kishilarda halqasi kattaligi, shogird ko'pligi, rivoyatlari nodirligi bilan maqtanish paydo bo'lgan. Shu paytda hadis aytgani chiqaman deysa qalbiga o'sha muhaddislik hissi va o'sha nom, obro, rag'bati sezilgan ba'zi solihlarga. O'shuning uchun tark qilgan. Bishoj xofiy aytgan ekan, bo'lmasa bishoj xofiydagi taqvoli odam kam bo'ladi. Imom Ahmad taqvodan gapiring bizga, varadan gapiring desa, varadan taqvodan gapirishga bishir haqli, bizga haqqimiz yo'q deganlar. O'sha kishi nimaga hadis aytmayapsiz, qachon aytasiz deganda aytgan ekanlarki, nafsim hadis aytishni istashni to'xtatgan paytda. Qarang, agar ta'limingizdan Allohni iroda qilmayotgan bo'lsangiz, to'xtating. Bir muddat, albatta endi u bir muddat to'xtating emas, bir muddat to'xtatib qalbingizni isloh qiling. Isloh qilib keyin boshlang. Bir kunmi, bir haftami tavba qilib, bir oymi roza tutib, qalbingizni isloh qilib, keyin qaytadan boshlang. Aks holda ilmingizdan o'zingiz oxiratda ziyon olasiz, boshqalar ham baraka topmaydi. Abdulloh ibn Davud solihlardan bo'lganlar hujjat degan. Ya'ni ilm, hadis ilmida hujjat darajasiga chiqqan, ya'ni so'zi hujjat bo'lgan. Vaqi ibn Jarroh aytganlarki, Abdulloh ibn Davudning yuziga qarashni o'zi ibodat deganlar. O'sha kishi Abdulloh ibn Davud, Alloh rahmat qilsin, hadis aytmay qo'ygan ekanlar. Nimaga aytmay qo'ydingiz deganda, talabalarning niyati buzildi degan ekanlar. Kelib hadis olayotganlar Alloh uchun Rasulullohning risolatlarini yelkalariga olish uchun emas. Kim boshqa narsalarda o'zi o'ynash uchun kelishga boshlashgan. Niyatlarida aralashlik boshlandi deganlar. Niyatlarga Allohning roziligidan boshqa narsa qo'shilishni boshlandi talabalarga deb. Talabalar kelsa hadis aytmay qo'ygan, senlar ilmga aramaysan degan. Shu niyat bilan kelgan bo'lsang, senlarga ilm beraman. Qalbidan sezib qo'ygan shularni. Harakatlardan sezgan. Qaringki, o'zining niyati shu qadar sof ekan, talabalarning niyati buzilganini ham bilganlar, bu buzilgani uchun o'qitmay qo'yganlar. Shu darajada salafi solihlar niyati taftish qilishgan, shu darajada niyatni sof turishiga, ixlosga qattiq e'tibor berishgan. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إمام لقيقى وحافظ إكانيقى إجماع قلنجان إتفاق قلنجان أبو محمد الدارمين مسند لده حضرت علي رضي الله عنه دان قيداق سوزنا إتكال لده رواية قلنال Rubbiyna deganda bizga rivoyat qilindi. Dorimiydan bizga rivoyat qilindi musnadlarda Hazrat Ali quyidagi so'zni aytganlar. Ya hamalatal Qur'an aw qala ya jama'a ya hamalatal ilm. I'malu bih. Fa innamal alim man amila bima alim wa wafaqa ilmuhu amala. Ey Qur'on homillari, ey Qur'onni ko'targanlar. Yo'inki ey ilm homillari, ey ilmni ko'tarib boshqalarga yetkazuvchilar. İlim taşıvçuları diyene, hamalatul ilm, ey ilim taşıvçular. Şu ilimge özünüz amel kılayım. Çünkü alim, bilgenige amel kılgen kişi yine halas. İlmi, amelige muvafık kılgen kişi halas. Ve seyekunu ekvamun yahmiluna l'ilme la yucavizu taraqiyahum. Hali ilimini, hali şundaki kişiler keledi ki, ilimini ular ko'taradilar, ilmni tashiydilar. Ammo ilm ularning umrovlaridan nariga o'tmaydi. Umrov deb tomoqni pastidagi chuqur joyni aytadi. Ikkala yelka suyaklari tutashgan joy bor tomoqni ostida. O'sha yerda ikkala suyakni chuqur joyi bor o'rtada, ha? Turquva deydi, bizda umrov deydi. Umrov degani endi bo'g'izdan degan biz tilimizda. Ilmi bo'g'izdan nariga o'tmaydi. U degani qalbiga yuqmaydi degan. Botiniga o'tmaydi. Ya'ni tilida karillaydi xolos ilmmi? Botinida bo'lmaydi, yashamaydi ilm. Shunday kishilar keladiki, ilmni tashiydilar.
İlim onların ömürlerinden nerge ötmeydi. Boğuzlardan nerge ötmeydi. Yuhalifu amelahum ameluhum ilmehum ve tuhalifu sariratuhum ala niyetahum. Şimdi ilmi ömürlerinden nerge ötke ötmeydi. Kaydan bilesiz. Şimdi onların sıfatlarını et yaptılar. Amelleri ilimlerine, içleri taşlarına zıt geledi. O'zi aytadi qilmaydi. Sahobatga hamon chaqiradi. U sahobat qilmaydi. Ibodatga chaqiradi. O'zi ibodatda dangasa bo'ladi. Ilmga chaqiradi. O'zi dangasa bo'ladi ilmga. Shijoatga chaqiradi. O'zi qo'rqoq bo'ladi. Sodiqlikni gapiradi. O'zi xoin bo'ladi. Rostgo'ylikka chaqiradi. O'zi yolg'on gapiraveradi. Zohidlikka chaqiradi dunyodan. O'zi bosadi dunyoni. Kishilarga kamtarlikni ta'lim beradi. O'zi boshqalardan o'zini afzal biladigan mutakabbir bo'ladi. Allah uchun amal qilish kerak deydi. O'zi boshqalar uchun ishlaydi. Yoki o'zini shaxsiy manfaatlar uchun dinni vosita qiladi. Va hokazo. U har jabhada, har lahzada kuzatish mumkin. Bu birovni kuzatmang, o'zimizni kuzatishimiz kerak. O'zim mana o'zimni qarashim kerak. Har bir kishi o'zini qarash kerak. Men shunaqa emasmanmi deb. Birovni qo'ying. Har kim o'zini kuzatish kerak. Amalim ilmimga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? İçim tashimga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Taşımda çırağı yürüp ben, hıcap giyen ben, nukap takkan ben, selle giyen ben, çapan giyen ben. Görünüşünden takva dar mı? Suretim var, şeklim var. Surette şeklimi sünnetki muvaffıklı yapan diye ben uzun için. Batınım ki batınım. Ha? Mesela surette çırağı giyiniş, sünnetki muvaffıklı, cüdeyim yakışı. Kalbide buraya gaçlık saklamıştık hem sünnet. O şeyen var mı bende? Ya fakat suretimde muvaffıklı ben mi sünnetki? Anas ibn Malik Rasulullah akram alayhi salatu vesselam nima dedilar? Ertalab turarkan san biror bir kishiga qalbingda biror bir narsa bo'lmasin dedilar. Ya'ni na gina, na hasad, na g'illig'ash hech narsa bo'lmasin. Va hadihi sunnati ya bunay. Ey bolam, mana shu meni sunnatim dedilar. Har kuni qalbini ettaman taftish qilar ekanlar. Va qalblarida biror kishiga g'ashlik qolmar ekan. Yo'q aka, Rasulning qalblarida bo'lgan emas o'zi asl. Eng pok qalb. Mana shu qalb sunnat. Şu kalp. Kalp sünneti bu. O ben taşım, mesela sallam sakalım, koyacağım, kıyımımı torlayıp ben sünnetke muvaffak. Sözümü torlayıp ben sünnetke muvaffak. Kalbimi çi. Görünüşünde dünya parasmaz ben. Kalbimde çi dünyanın muhabbeti yok mu? Suratımda kemterim ben. Kalbimde kibir yok mu? Sözümde havas kılım ben. İçimde hasret yok mu? Bana bunu taftiş kılışım gerek. Ahiret işini kılıyıp ben, dünyaya muhabbetim yok mu? Kalbimde. Görünüşte sahabat kılıyıp ben, Allah için mescidde kılıyıp ben yardım. Mektepte kılıyıp ben yardım. Allah için diyip ben. Kalbimde adamların maktabını istemeyip ben. Talim veriyip ben, vaaz kılıyıp ben, Allah için diyip ben. Kalbimde kalayın şey. Ne karesem, cemaati azokka rağbatım köp mü? Cemaati köprakka rağbatım köp mü? Yığınlarca barıştı. Abone oluyorak, cahaya rağbatım köprakmaz mı? Qarashim kerak bu narsalar. Oldimga kelayotgan talibni hammasini Alloh uchun o'qityapman deyapman, lekin obro'liroq odamni bolasiga e'tiborim ko'proq emasmi? Mana bularni tafsir qilishim kerak. Zohirda xolis qilyapman bu amalni, ichimda xolis bo'lish kerak qalbimda. Qalbimda agar tashimga zid bo'lsa, demak Hazrat Ali aytgan gap bo'ladi. Shunday kishilar keladiki, demak mana ilmim bo'g'izimdan nariga o'tgan emas. Agar menda o'sh sifatlar bo'lsa, yuqorida aytilgandek demek ilmim ben ömrümden, boğazımdan nerede ötkenmez. Kalbimde yukkanmez. Onların amelleri, ilimlerine, içleri, taşlarına doğru kelmeydi. Şimdi yine alametler. Bu bitti alamet ha. Şimdi o şey amelim, ilmimge doğru keliyken kemiyken, batınım, zahirimge hılaf keliyken deliller var mı? İşareler var mı? Kaydan bilirsen bu arada uzun mu? Alamatını yatıyıplar şimdi. Yeclisûne hilâkan yubâhi ba'duhum ba'da. Hatta innen racule la yagdabu alâ celisihi en yeclise ilâ gayrihi ve yada'ahu. Ular halka halka bulup oturadılar ilim halkalarında. Ha, buna günah kılıkken yok. Halka halka olup ilim halkalarında oturuşadı. Devre devre bulup ilim okuşadı. Birbirlerine maqtanishadi. Bir-birlar bilan o'zi shu o'ynaydi.
kimi halkası katta, kimi davrası katta, kimi muhlisi ko'p. Hatta ulardan biri o'zini halqadoshi boshqasiga o'tib ketsa uni qo'yib, bundan g'azablanadi. Ya'ni ilm halqalarida o'tirishibdi hali ular. A gunoh qilayotgani yo'q ular. Suratda oxirat ishini qilishyapti. İlim halkalarda oturuştu. Şimdi o iş ilim halkada otur gel, görüyorsun mu? İlmi buğuzdan otma gelinlikini alametlerden biri. Batını zahırıya, içi teşhige, hılaf buluş, tiskarı buluşunun alametlerden biri. İlmi başka, ameli başka bu gelinliknin alametlerden biri. İlim halkasından bir kişi çıkıp, onu halkasından başka halkaya otursa, şunge gazaplanış. Şunge o iş alamet yetebilir. Onlar, birbirlerine birleşu sıfatı da ilim halkalarını kuruşadı. Hatta şu kadar yetişedi ki uzunlu halkasından bir kişi turup başka halkaya uçsa onu taşlar. Bundan gazaplandı, bundan açıklandı. Hal kaytarırken yok. Kaytarışkaça borsa o gazabı yani hem şiddetli bugün bunlar. Dedi ki şunu açık kelyaptın mı? Şu adamın ilmi boğuzdan nargı otmaganiga delil. Şu adamın ilmi ameliga hılaf ekeniga delil. Hali şimdi kavimler buladı diyebilirler Hazreti Ali. Hali ve seyyekûn. Sahabeler de bulmaganken de bu. Lekin Resulullah ayetkenken de şuna kadar buladı diye. Hazreti Ali gayipten haber veriyebilirler. Onu Allah Teala bildirirken yakın Resulullah ayetken buladılar. Şimdiler buladı diyebilirler Hazreti Ali raziyallahu anh. Sahabeler de bunlarsa bulmaganken de. Şimdi buladı diyebilirler. Şimdi onların neticesini mi buladı? O şuna hangi halkalar bulsa, o şuna hangi ustozlar kelib chiqsa, muallimlar ki shogirdi boshqadan ilm olishini xohlamaydigan shunaqangi bir dunyoparast muallimlar dinda paydo bo'lsa-chi. Xo'p, ular shunaqa halqalar tuzdi. Shunaqa ilmi umrovidan narga o'tmaydigan odamlar ekan. Endi ularni holati nima bo'ladi? Desa, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilk ila Allohi ta'ala. Ana o'shalarning amallari o'sha majlislarda qoladi, Allohning huzuriga ko'tarilmaydi. Allohning huzuriga ko'tarilmaydi ularni. Majlislarda qoladi amallar. Ya'ni o'sha majlisda qancha muxlis orttirdi, o'sha uni ajri. Qancha o'ziga murid yig'di, shogird yig'di, shu uni ajri. Allohning huzurida unga hech vaqo yo'q. Allohning huzuriga ko'tarilmadi degani qabul qilinmadi, yuziga qaytarildi. Va ko'tarilmadimi Allohning huzuriga? Oxiratga borsa yo'q, hech narsa yo'q. Allah'ın huzurunda ko'tarilgan narsani topas Allah'ın huzurida. Ko'tarilmagan narsa dunyoning o'zida qoladi. Ana bu kishilarni agar biz qarashimiz kerak, agar shogirdimiz boshqaga o'tsa g'azablanayotgan bo'lsak, atrofimizda muridlar yoki muxlislar boshqaga rom bo'lib qolsa, biz g'ashimiz kelayotgan bo'lsa, o'sha damgacha qilgan hamma amalimiz ko'tarilmagan bo'ladi. Janozasini o'qib qo'yish kerak, qaytadan amal boshlash kerak. Bo'ldi, o'tgan amallar tugadi. Qaytadan amal boshlash kerak. Men 3 yil ta'lim berdim. 3 yildan keyin bir shogirdimda shu narsani ko'rdim va g'azabim keldi, achchig'im keldi. G'ashim keldi. Shu yoqacha qilgan amalimdan ajr olmagan bo'laman. Allohning huzuriga ko'tarilmagan bo'ladi amallarim. 30 yil bo'lsa ham agar. Allohning huzuriga borganimda o'sha shogirdlaring atrofingda odam yiqqan qilgansan, yig'ilgan, ajrini olgansan bo'ldi deydi. Kimiki Allohni istasa, shuncha Alloh taolo qiyomat kuni aytadiki, kim uchun, nima uchun amal qilgan bo'lsa, o'shanga borsin. Men uchun qilgan menga kelsin. Alloh uchun qilayotganingiz alomati nima? Siz Allohning omonatini yetkazyapsiz. Bo'ldi, siz vazifangiz tugadi. Natija bilan ishingiz bo'lmaydi. Odam sizga muxlis bo'ldi, bo'lmadi, ishingiz bo'lmaydi u yoq bilan. Muxlis bo'lsa ham, bo'lmasa ham siz vazifani bajarasiz xolos bo'ldi. Sizden göre başkası yaxşı bacarsa xursan bolasiz. Çünkü siz Allah'a hizmet qilyapsiz. Siz qilmoqchi bo'lgan hizmetini bura o'qibdi. Allah'ın diniga istayotgan yaxshiligingiz hosil bo'pti. Xursan bo'lib ketasiz-da shunda. Yukarıda aytgan misolimizga o'xshab. Mana bu xolislikning belgisi bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, kishi tavbani yangilash kerak, niyatni yangilash kerak, qaytadan amal boshlash kerak. Oldingi amaliga istig'for aytish kerak xolos. Savob kutish qiyin narsa. Chunki Allohdan boshqa uchun qilingan amal keyin ixlosli amalga aylanmaydi. Xuddi betorat o'qilgan namoz, keyin tolat qilsangiz, tolatli namoz bo'lgandek.
Betorat okuyan namaz kısmı. Peşinde betorat okup koyduysun. Kendi taharat kıldız asırga. Peşin taharatla yok olmaydı. Adam okuyan olmaydı. Bu da onu ketti onu. Rakamı otken böyle. İlla o şey ahiret amel bilen dünyanı istep koyganımge tavba kılıp şunu günahı keçirilip kalsa kettige. O amelge acil alışmaz. Allah'dan sorasam tavba kısam kabul kısa acepmez bir yerine. Fazleden. Fazleden. Ama vademez. Ama tavba kılıp Allah'dan keçirim sorasam ahiret amellerim bilen amel bilen dünyanı istep koyganım mı günahlarını kesilse kette gel. O amellerde acil hasıl kılışmaz. O şey amelini dünya için kıyganım mı keçirip keçirse eğer kette gel. Fazleden dur eğer onge hem acil verirse. Ümit kısa böyle. Tavbe sahih bu eğer. Onu men kılamayayım mıyız? Kayıtı verilmeydi. Bile ki vade kılınmaydı. Aslı kayıda boyu için üçgen böyle. Bu onu. Çünkü Allah'ın fazli ki özümüzü hatayımız, nuksanımız köplü giden özümüzge yolda taratırgimiz kimiydi? Allah'ın fazlından ümit kılıp o şana hem ilahim perverdigar. Tavbe kıldı mı? Özün için bugün ameller katarıya koşkin deyip yığılayımızda halas. Ve kad sahha anil imam الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال من بالتمثال إخلاص كإمام شافعي دان أنق صحيح بالرواية كلاديك أي تدلر وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي حرف منه استردم كي أدملر بو علمنا ألسيو يعني أكشن علملرن كتابلرن Lekin bundan biror bir harfni menga nisbat berishmasa. Qarang, um degan kitob yozganlar, asl degani. Asl fiqhni asli qoidasi. Asli o'zak, ya'ni asosiy masalalar degani. Avvaliga risola ar-risala deb usul fiqh kitobini yozganlar. Birinchi bo'lib bizgacha yetib kelgan fiqh usuli, ya'ni kitobi sunnatdan Allah'ın hükümlerini çıkarıp alış kaidelerini cemleyen ilim usul-i fiqh deyimiz. O şey ilimde yazılgen ve bizge yetip gelgen birinci eser İmam-ı Şafii'nin Risalesi. Garip, bir ilimge esas sol yaptı. Ve yani, hazır geçe o şey Risale okuladı ve o şundan çıkadı. Başka kaideler. Ama kitapla o şunge tabi bugün ki. Bir ilimge esas sol yaptı ve şeriat ahkamlarını cemlep el-um degen yani asıl degen kitap yaz yaptılar da o bunu talim beri yaptılar. Yani keşf kıl yaptılar. Keşfiyat dese olaydı. O kişinin kıyan iştihadlarını. İştihad kıl yaptı, keşf kıl yaptı kança meselelerini. O ayet yaptılar ki isterdim ki bir ortası menge nisbet verilmez. Şafi degen nam yokup gitse. Kani indi. Ama şu ilimler kası. Gördünüz mü? Ben bir kitap yazayım, namım kasın. Dediniz mi? Bol aşı kitap Namiz kaladı ahirette umumi acir yok. Mutlaka. Ben ilim bileyim, dersim kalsın, avazım kalsın, adamlar da namım çıksın. Ya ki ölgenimden ki namım tursun. Namiz kaladı umumi acir yok. Falancayda kettara bir yığında mevize kılayın, beni tanısın köpçülük. Taniydi ahirette mutlaka acir yok. Allah'ın huzuru da, Allah'ın huzuru kütarlayan dersi burada halas. Çünkü إليه يصعد الكلم الطيب الله نما دیگر والعمل الصالح يرفعه پاک سوزلر پاک گپلر الله کا کوتریلاد نما پاک الله نوزوریده الله دان باشقه نرسه аралашмаган нарса пок бўлади الله учун ҳам у охиратда ҳам савоб бўлсин у энди дунё ҳам керак у энди дедингизми бўлди ўша амални Аллоҳ қабул қилмайди ана агна шуракаи мин аш-ширк деган Аллоҳ Meni birovga sherik qilsang, sheriklarni eng behojati men bo'laman. Sherigingni yu, shirkingni yu, amalingni yu, o'zingni uloqtiraman deydi. Alloh taoloning qoidasi. La ilaha illallohning ma'nosi shu. Allohdan o'zga iloh yo'qmi? Unga qaratilgan narsaga boshqa sherik bo'lishi mumkin emas. Kimiki Alloh la ilaha illalloh dedi-yu, Allohga qaratilgan narsaga boshqani qo'shsa, la ilaha illallohning ma'nosidan chiqqan bo'ladi. O şun çoğunu amel kabul kılınmıyordu. Amelinin asası bugün iman gazıdı o. La ilahe illallah gazıdı. Amel ozu imanın kip çıkardı mı? İmanın takazası mı? O şey imanın asli gazıdı bu. Allah'dan başka ki Allah ki karatilgenler seni asnasında başkanı koşuş. Şunun için
bazı bir ulamalarını keşflerde ya ki bazı hadislerde görünmedi. Kiledi, eserlerde kiledi. Bir kişi keltirildi, vefat etti, Allah'ın huzuruna vardı. Aşraf Ali Tahanavi bitti misal etkenler. Allah menge bir kabirdeki soru cevabını kürsetti degenler. Benden Allah turgızdı. Ne mi yapabildin benden? O bende 5 vakit namaz katına gendikken meçtikken. Ve kök yaşlı ameller kıyamadı. Kette ameller kıyamadı. Ben de ettik hep vardı diyor, o kıldın. Haç kıyamadı. Kabul bu gelmezdi. Çünkü onda niyetim bunda bu gel. Meşt kurgen ben. Misal et yapma, aynı söz vermez. Misal. Şimdi o şeyin kette amelleri, ozu oylegen amellerini etken. Yani adam hayatı da ozu, min en zor kıyan işlerim deyip oylegen meselelerini etken de uyurdu. Mesela diyelik, balama ağzıya bir kaşa akat bergen ben diye nasıl esek yemedi. En zor ameller esek ile. Falan nasıl kıyam ben. Kabul kılınmadan çünkü onda bunda diyen sen. Falan amel kıyam ben. Uyan kabul kılınmadan. Neşte amel keltirse hem esrat kılındı. Bir artası kabul kılınmadan iken kalın. Ki Allah Ta'ala onun günahlarını ruh para kıldı. Ben o amelde kıyam mısın? Ha kıyam ben. Bu günahı kıyam mısın? Ha kıyam ben. Bunu kıyam mısın? Kıyam ben. Karen ki yaşlı amellerde bir artası yok. Kıyam ben deyip oylayan amellerini. Günahlar durup dedi. Ahvalıya vay. Yıkılaşka çüştü bende. Perverdigar. Rahmetinden başka yolu yok. Hiç hesap ki yanım yok zor inge. Keçiresen başka keçirme, keçirmesin halimge vay. Amellerim kabul olma gen bosa. Günahlarım öşünde türge bosa. Halimge vay. Hiç nesem yok benim. Kuruk kol. Başka nesem yok perverdigar. Deyip yıkılaşka çüştü. Şunda Allah etti ki seni keçirgen ben. Kır cennetke. Ben de kursam bop gitti. Allah etti ki bilesen mi neyi keçirgen ben. Yok perverdigar. Bölüm ben. Bir gün Bamdat'a çıkıp yetiyken peytinde yerde bir müşkünü sokatıp yatkenini gördün de sellenini geçip müşkünü uğrap koydun. Ha, o şey amelin için kir cennet. Kabul kıldın. Gördünüz mü? Onu mu diyen cemaatiye katlaşan bir pul hayvan yakaraş gereğmez. Yok o yerde o kişi amellerini ya rüya kıp koyan boladı. Ya maktanıp koyan boladı. Ya uzüge baha bergen boladı o şey amellerde. Lekin müşke kılıngan yaşlıydı rüya yok. Çünkü müşke bura polançı müşüğünü uğrap koydu ya de bura maktamaydı, bura benzinmedi o amaldi. O müşükten rahmetem eşitmeydi, yeteğe geldi müşük rahmet eke demeydi onge. Pulan vermeydi, umumak mukabilde nersi yok, Allah'ın razılığından başka. O seherde bura körme yaptı, Allah'tan başkanı mülahazası yok. Allah'ın mehluklarından birine şefkat görsetişten başka mülahazı yok, Allah'tan başkanı mülahazası kemedi birinci. İkinci, o şey amellik özü baha vermedi. O şun için, ne mi yap geldin diyen peyitte, bir gün müşrikle uğrap koygen ben diyen yok, eski yekeme gel. Çünkü o amelini özü görmedi. O şey amel kabul bu oldu. Gel, müşrikle uğrap koyuş, cemaatke namazga çıkıştan abzal, yani ki mescid kuruştan abzalmez, yok. Eğer mescidde kurgen de o şunaki hal bu gendiydi bunda. Allah'dan başkanın mulazası olmagen ve özü, özüge baha vermegen, eskiden çıkıp etken bu gendiydi. Cemaatke namazga çıkıştan abzal, yani ki mescid kuruştan abzalmez, yok. Eğer mescidde kurgen de uşunaki hal bu gendiydi bunda. Allah'dan başkanın mulazası olmagen ve ozu, ozuge baha vermegen, isten çıkıp etken bu gendiydi. O Firdevs kette cayını alardı. Lekin kette amel kıldı, ulan habede kıp koydu ozu. Ne mi bilen? Niyet bozukluğu bilen. Düşüncesi etikadı bozulganı bilen. Kiçkine amel bozsa hem, yalnız Allah'ın mülahazası bulsa, ondan başka nerse koşulmasa aldın hem keyine. O şey amel, bir de müşriğini uğrap koyuş olsa hem kişinin cennet yapıp kötü uğrat. Şunun için ne kısayız kılıyor Allah için kılıyor bu oldu. Şunu kitapı alın. Allah'dan başkanın mülahazasını hatta özünüzü mülahazası yok ata alın. Şunge yetkenizde zerre amelleriz tağdik tağdik bulup sizge acil bulup. Zerre amelleriz. Eğer şunu tapı almasayız ihlasını. Tağdik tağdik amel kılın zerreçe paydası bulmaydı. Bu yerde ne beni gösterdi bu? Öte kette mahiyet. Allah benden yaş görüşünü gösterdi. Ve Allah bendesini yalnız özüge bağlanışını istişini gösterdi. Ve Allah bendeni özü için yaratkenini gösterdi. Öşe maksatlarına zıt yürgeni için ihlassız amelini ratıp taşıydı. Allah benden yaş görüp özü için yaratsaydı o başka için amel kısa. Öşen için ikabke alındı. O yüzden için amel kılat kılınır. Allah'ını bendege bildirgen münasebetine yereşe münasebet kılmageni için kılat kılınır. Ama halaktul cinne vel insa illa liya'budun dedi mi?
İnsu ve cinni menge ibadet kısım için genel etmin dedim. Menge ibadet kısım için. Yani fakat menge teslim bulup fakat menge telpinsin için genel etmin dedim. Başka bir köyünüzü buradınız mı? Allah'ın maksadı gazet hareket kıldınız. Onun için kabul kılınmayın. Sizce karatılgen itibarını itibarga almadınız. Sizce karatılgen inayetini mensimediniz. Sizce karatılgen muhabbet ki yarışı cevap vermediniz. Uşanın için ameliniz kabul kılınmayın. Bu mesela amelizi o Allah için kılasın, ben de için kılasın, Allah ki ondan kızıgı yok o zaman aslında. Her kaleyi benim için kılmasayam, adamlarla payda istediyor, deyişeyem mümkün mü de? Lekin yok, Allah Ta'ala'nın bendege nisbetten münasebetini bende inabat ki amegen bu oldu. Kursatken mehrige yarışa cevap vermedi. Bana şu noktadan Allah onun amelini kabul kılmaydı. Bu Allah Subhanehu ve Ta'ala'nın bendege bağlanış oranı kalp ikenini kursatıyordu. Allah bendenin kalbiye karan münasebet kılışını kursetedi. Kalbinizin tüplerine karan Allah Ta'ala muamele kılışını kursetedi. Allah bile muamele kılmakçı bulsayız, kalbinizin tüplerine geçer, islah kılışınız lazım dediğini kursetedi. Allah'a yüzeki suretler bilen, teşkil narsalar bilenmez. Kalbinizin tübüden muamele kılışı ötüşünüzü kursetedi, lazım dediğini kursetedi. Şunda kılmasayız, münasebetleriniz kabul kılınmasını kursatın. Ve Allah sizin kalbinizin tübüde cahileşkenini kursatın. O şenge yetip barganizde, ameliniz Allah'a doğrudan doğru yeter. O şey kalbinizin tübüge yetip barganizde. Eğer tübüde başka narsanı saklayıp, taşkarda başka narsanı kılışkı uçsayız, demek siz aslı kalbinizde Allah Ta'ala koyduğun fitretini buzgen bulas. Kalbinizden uzun uçun acretken, cahini bulgagen bulas. Şunun için Allah Ta'ala ameliyizi kabul kılmaydı ki. Siz bunu biz misal yakınlaştırış için ayetemiz. Elbette aynını kursatış için mez. Ferzen bilen, ana bilen balanın münasebetini kadın. Bala tak dek tılla yapıp gelip otasıya anasıya takıp, anasıya takıp koysun. Lekin havağın sapıp durgen bu seç. Yani ki şunu takın çoğun taşladı da başka yakınlaştırıp gitti yürü. Ana hursan bu meydi. Ondan göre bir de paypa kapı gelip kuşağıda yatırken ona gel. Yok et. Samimi bulsun. Hakiki mehir bilen bulsun. Esselamu aleyküm hem onan hursan kılar. Lekin nasamimi bulsa, muhabbetsiz bulsa, tille takın çakam onan hursan kılmayız. Hakiki balasıge mehri bağlangan ona bulsa. Bu tille takın çak başkalar, o şey mehirin ifadesi bulu algende yine orun tutadı. Lekin şunchaki başkalardan kim bo'lmasligi uchun yoki kimidir ko'zi uchun qiladigan bo'lsa, ona undan xursand bo'lmaydi. Oddiy muomalada ham shu. Endi Alloh bilan bandaning muomalasi bundan ming chandon baland bo'ladi. Bundan ming chandon nozik bo'ladi. Va bundan ming chandon chuqur bo'ladi. Va bundan ming chandon oliy bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa bo'lgan munosabatda hatto tavbangizni qalbingizga qiling. Tavba qilyapsizsa nadomat qilmayotgan bo'lsangiz tavbangiz yolg'on bo'ladi. O'sha tavbaga yana tavba qilish kerak bo'ladi. Alloh kechirgin deyapsiz. Lekin ichingizda achinish yo'q. Kechirgin degan gapingiz yolg'on. Kechirgin degan gapingizga yana kechirim so'rash kerak bo'ladi. To'q qalbingiz tubidan nadomat chiqquncha. Mana shu Alloh taolo bilan bo'lgan muomalani negizi shu yerda bo'ladi. Kishi shuni topsa, Alloh subhanahu va taologa qalbidan amal qilishga o'tsa, ana o'sha kishini hamma amali dunyoda barakali bo'ladi. Hamma amali oxiratda ajr mukofot bo'ladi. Ana kishi shu kishi siddiqlardan bo'ladi. Ana shu kishi payg'ambarlar bilan birga bo'ladi. Shunga ishora qildilar Rasul akram alayhisolatu vasallam. Abu Bakr dedilar. Siddiq akbar. Sizlardan namozi ko'pligi, ro'zasi ko'pligi, sadaqasi ko'pligi bilan o'zib ketgani yo'q. Qalbida o'rnashgan bir narsa bor, o'shim bilan o'zib ketgan deydi. O'sha bir narsa shu qadar nozik narsaki so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. O'sha uchun bir narsa dedilar. Walakin li shay'in waqara fi qalbi. Shay'in bir narsa borki dedilar. Hatto Rasul akram alayhi salatu vasallam ifodalamadilar o'sha. Nimaligini? Ixlos, muhabbat, taslimlik va hokazo ma'nolarini jamlanmasi u. U bitta so'z bilan ifodalash qiyin. Uni o'shaga borganda biladi inson. Uni top so'z bilan ifodalab aytish qiyin narsa. Yine bu yerde ayetler ki
namazı köplüğü, sadakası köplüğü, ruzası köplüğü bilen ozip gitmedi degenlerden asli namazı, ruzası, sadakası yani köp degen çıkardı. O degen oylamayın ki ben evvel kılıp yatsam köylüm pak yoksa ötkete manakende oylamayın. Yok. Sizler Abu Bakır Sıddık'ın ben bizden ozip gitkenliği namazı, ruzası, zakatıdan, sadakasından diye böyle yapıştılar. Çünkü o şey amelleri sizlerinkiden köp. Doğru o. Lekin ozdurgen nerse bulmaz. Kalbi de urneşken bir nerse ki o şey nerse bu amellerde sizlerden uzdur vardır. Asli. Onun namazını köpeytir vargen nerse o şey mana. Zekat, sadakatlerde sizlerden uzdur vargen mana ayam o şey mana. O şey fidakarlık manası kalbi deki. Amellerde sizlerden uzdur vargen mana o şey mana. Lekin uzdurgen nerse mana o amellermez. O şey, haligi o şey, şu amellerde undegen mana. Şu amellerde ondan sadır kılgen mana var kalbide. O şey mana bilen uzup etken. Oylemen ki Ebu Bekir'deki hemen malum bir varsam yet olamen diye oylemen. Yok Ebu Bekir'in şu amelge undegen mana tapılırsa kalbizde keyin mali zahmesini verirsiniz Ebu Bekir'deki keyin onge yet olas. Ama malın hemesini veriş bile yet almayız. Bari izber varayım. Neme kaldırdın üyünde dediler. Allah için hemen asasını alıp çıkıp bir varken peyitti. Allah ve Resulü'nün vaadesini kaldırdım dedi. Hiç sesi koyan evde. Yegendi bir buradan kalmadı. Hemesini bir vardılar. Hemen her sizden keçi varayım. Siddik bilen tengi olamayın deyin. Bol almayız. Siddik'ni o şey işke undegen kalbi degi manasızda hasıl bolum. O şey mana, o şey ruhdan kep çıkıp bariz birgen bu mesiz eger. O mana kaydan tapıladı. O iman bilen, amel bilen, takva bilen, sürünkeli, tezarruh bilen tapıladı halas. Mana shu ma'noni anglash uchun Rasul akram alayhi salatu vasallamdan bir rivoyat var Abu Bakr Siddiqga o'rgatgan duolar. Biz hozir chuqur ma'nolarni ifodalash uchun aytyapmiz. Bu amalni isloh qilish uchun. Aslida kitobni mavzusidan chuqurlashib ketyapmiz, lekin o'rni kelganda aytib qo'yapmiz. Abu Bakr Siddiqdan duo rivoyat qilingan, boshqa darsda ham aytganmiz buni. Lekin ba'zi odam u kitobda eshitib, bu kitobda eshitmasa, unga ham yetishi uchun tekrar buluş için işkenler ge. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren duasını örgütkenler namazdan keyin. Namazını keyinmez, namazın ahırda salamını aldın kılınır. Ebu Bekir Sıddık'ın rivayetleri o tek kem. Resulullah bilen köp birge bu genler. Lekin keyin köp yaşamakalları için ve uzları kem sukun bu genleri için rivayet kem. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren ve amiltu su'en. Ey Allah ben uzumge uzum köp zulüm kıldım. Ve yamallik kıldım. Günahımı itiraf etmen ten alamın. Beni keçirgin mağfiret kıl. Huzurinden bugün mağfiret bilen mağfiret kıl. Çünkü günahını senden başkası keçirmeyin. Degen duanı örgütkenler. Kimge? Abu Bakr Sıddık'a. Birinci bölüm iman keltirgen ve bir an martta asıya olmayan adamge. Özümge özüm köp zulüm kıldım degen duanı örgütkenler. Siz ben yaşımdan o zulmanın kana kılıp ben özüm. Öyle siz mümkün yok. Ebu Bekir Sıddık'a örgütkenler şu duan. Yukarıdaki ayetilgen kişiye. Barına malı canını Allah'a tikken kişiye. Hatta Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam kim menge bir yaşlı kıyam olsa o kişinin şahsı gelmez dinge. Müslümanlar ge. Kim menge bir yaşlı kıyam olsa hemen cevabını kaytardım. Bitti Ebu Bekir'deki kaldı degenler. Allah'ın huzurunda bu degen. Ebu Bekir'dekini kaytaramayayım ben degenler Resulullah. Çünkü o malı canını ben de ayamayken değil dediler. O işe zatki örgütken duanı karayın. Özümge özüm köp zulüm kıldım. Ve yamanlık kıldım itiraf etme. Keçirgin huzurinden bugün mağfiret bilen. Ne demek yani huzurinden bugün? Yani mağfiretke sebep buladigen menden birer amel hasıl olmasından türüp öz huzurinden tekinge mağfiret. Fazlinden mağfiret. Allah bazı amellerde mağfiret vaat kıladı. Yok mende uçak ameli yok. Halis özümden mağfiret sorayım ben. Falan amelimi evazige soramayayım ben. Ona amel kiltiremedim ben. Fakat o zaman lütfinden mağfiret sorayım ben. Çünkü keçirişini sorayım ben. Hatta keçirişinge sebep bola diyen derse yok bende. Hatta tavbam keçirişinge sebep bola olmaydı. O zaman keçirirse fakat. Lütfin bile. Çünkü günahını senden başka keçirediği adam yok. Çünkü egesi o zaman sen bu işin. Örgütülgen duan naziliğini kör yapsın mı? Ve örgütülgen şahsını kör yapsın mı? Bu bakırsın dikkat. Ve her namazda ahirede. Mana bu bende bilen Allah'ın muamelesi kandeyi buluşunu kurset edip bizge.
benden ameli Allah'a kandiy buluşu, yüzdeniş kandiy buluşunu kurseti. Bana şu manaya yetip gelsek, ana kim bizi talimimiz Allah için boladı. İlmimiz Allah için boladı. Amelimiz Allah için boladı. Kim şu amelimizge inşallah Allah acil verildi, ümit kılamız. İnşallah zerreçe ameller tağdik tağdik acil verildi. Allah da Allah hamamızge ozu nasip eylesin, meneşi ihlasını. Demek bu fasılın manası Hazreti Ali'den rivayet kılıyemdi ki ilim okup amel kılınlar. Allah için okup okutuyorlar. Demekçiler o kişi. Şimdi diye kavimler geledi ki degenlerden hal onu kalarını silah görmediler demek için. İlim okup amel kılın şimdi diye kavimler geledi ki degenlerden bilemiz ki o şimdi ne kadar kavimler kigen peyti de ilimge amel yok olgen bu dedi. Kim uzuşke ders ötüş, kim uzuşke ilim okutuş, kim uzuşke Kur'an okuş, kim okuş, kim uzuşke Kur'an okutuş, ler payda buldu mu? Bilin ki bu cemiyette amel yok ilmige. Onların ilmi bu huzurdan nerede ötmeydi. Kalbide ilim yok, marifet yok. Allah'a bağlanmıyor o kalpler, begane kalpler onlar. Onların amelleri o şey meclislerde kaledi, Allah'ın huzuru götürülmeydi. Mutlaka acırdan mahrum oluyor. Ana şimdi kavimler kemiğe durup ilmge amel kılın digen ne digen? Amel kılıp barmasayız o şey havalga çüşersiz digen. Şunun için talep ilim ne meyi ki örgendi? Örgeneşi bilen kalbige alıp amel kılışka ötmesi ana şuna kanki ameli boydan tepeye götürülmeyi digen çelemurla geleni. Biz amellerimizi semerasızlıkında ne gizli şu yerde? Binanın çırali kıpırgen bilen, çırali kıyım kıyıp sellen kettakıyan bilen, atırı sepip oturup çırali gepirgen bilen, bu neselerde ahemiyeti yok Allah ki. Eğer takıda ihlas bulmasa, ihlas bilen kılınsa çırali yaş, bezek. Bu murdanı yesentirgen diye gel bu. Murdanı karşıya kalem koygen diye gel. Hiç kanaka semeri vermeyin. O için kalbimizi tübüden istihar buluşumuz gerekiyor. Hazreti Ali'nin İ'melû bihi fe innemel alimu amel kılın ey ilim egeleri ilminizge, ey Kur'an egeleri Kur'anizge amel kılın. Çünkü alim bilgenge amel kılgen ve ameli ilmige muvaffak kılgen kişidir. Gördünüz mü? Alim şu. Malumatlarını terletken adam alınmaz. Zor kıssalar ayet bergen alınmaz. Kette kitapların tercüme bergen alınmaz. Yok o alınmaz bize itibarımızda. Bizi nezdimizde ilme amelige muvaffak kılgen bilgenini özü tatbik kıyan adam oşa alınmış. Şunu kılın deyip durup ve seyekûnû ekvâmûn yehmilûne l'ilme deyip etekeller demeden amel kılıp barmasayız oşa ahvalda düşeceğiz diyen. Örgengen ki ilminizi özünüzde tatbik kılış ki örgenmeseniz ağız başlanışında orta kız bana uzun şöyle şu oynayız. Okuyuz. Hazırça küçük ara buladı siz afetiyiz. Usta Aziz'i aldı da palançıdan göre çırali görünüş için okuyorsunuz. Baştan şunu kola. Kişki ne böyle? Peki barıp o şu nefsi semeredde hali halet kites. Kays halet ki hatta deyip etekerleri yani onu meclisini, onu dersini taşıp başka halkaya uçsa açığı kere digen dereceye barışardı digeni o da kette afet de bilekerleri buladı bunu. O şu vakitte tesavvürüge sığmaya digen derecedeki işte bilekerlerden buladı. Hatta o şuna kapıp geçişedi. O bizde adi inerse o uzağız. Bizde adi inerse ve kündelik hayatımız o şu. Şu uzağız. Vaaz kıyanımızda, vaazımız hem ahvalı şu. Muallim diyem ahvalı şu. Şimdi hemen mesela galiba. Sahabat peşen hem ahvalı şu. Atrafımız adamlar bilen bentimiz biz. Allah kalbimizden çıkıp gitken. Bu amellerimiz meşhurda uzda kalladı. Şu, kıyan cayımızda kalladı. Allah'ın huzuruna mutlaka götürülmeydi ve Allah'ın huzurunda Allah saklasın şu ahvalda barsak, birer nesne tapamayız. Hali ki, müşüğünü oradan adam yoksa. Ne mi yapıyordun dese, 30 yıl ders vergen ben. Benim için vergenmezsen, kendisi göğüt değildi. Umurumuzu sarıfla, vaktimizi sarıfla, mihnet kılıp, kere göğüsü şunu arkasından zulüm görüp, zulüm görüp, ahiretki kuru barışımız havf var. Eğer ihlasını doğrulamasak. Bunun için birinci tavba kılışımız gerek ve ötken ihlassız amellerimiz gehem, bitte bitte tavba kılışımız geldi. Bitte bitte. Allah estağfirullah ve etubu ileyhte her bittesini kalbimizden nadamat bile unutkazışımız gerek. Şimdi Allah keçirse inşallah kalbimiz tozalansa keyin ihlas tikiliyor alamız. Bu masam tikilamıyız. Tavba kılmasaya tikilamıyız ihlas. Aldın günlerge tavba kılışımız gerek. Riyak kıpırganımız var. Hoca kürsün kıpırganımız var.
o'zimizga baho bergan joyimiz bor, maqtanib qo'ygan joyimiz bor. Sizlarga bizga boshida bu qiyin tuyuladi. Lekin tavba qilib kishi qalbini Allohga bog'lab olgandan keyin ixlosdan ko'ra maza narsa bo'lmaydi. Undan ko'ra rohatli narsa bo'lmaydi. Va men riyo qilib o'zim qiynayotgan ekanman. Va men xo'ja ko'rsin bo'lib o'zimni qiynab yurgan ekanman. U nima deydi ekan, bunga nima deyman ekan deb o'zimni qiynayotgan ekanman, ahmoq bo'lgan ekanman. Yo, hayot rohatli ekan u deb qolamiz keyin. Ixlosga yetgan paytimizda. Topilish qiyinga o'xshaydi boshida, haqiqatda qiyin. Lekin topilgandan keyin rohati shunday bo'ladiki, oldingi hayoti sizga musibat, mashaqqat bo'lib ko'rinadi. O'zim qiynab ahmoq bo'lgan ekanman. Ham dunyoda qiynab, ham oxiratda ajrsiz yurgan ekanman ahmoq bo'lib deymiz o'zimizga o'zimiz. Unga yetish uchun oldin qattiq tavba qilishimiz kerak va qalbimizni taftish qilishimiz kerak. Har bir amalimizda bir chaqa chiqarayotgan paytimizda ham, million berayotgan paytimizda ham, Qur'on o'qiyotgan paytimizda ham, o'qitayotgan paytimizda ham. Agar shu ixlosga yetib olsak, biz ilmdan zerikmaydigan, Qur'ondan zerikmaydigan, o'qitib orinmaydigan, o'qib zerikmaydigan, amal qilib charchamaydigan va huzur bilan Allohga yaqin bo'ladigan kishi bo'lib qolamiz. Lekin birinchi qadam tavba. Odamlar parhezga buyursa, aytadiki, masalan, non yemang deydi. To'yib yemang deydi. Bir kunda 5 mahal oz-ozdan yeng deydi. Masalan, shirinlik, shokolad, palon narsalar yemang deydi. O'ta qiyin tuyuladi haligi odamga. Lekin odamlar ozish uchun shuni o'ziga majburlab qilyapti. Ba'zi odam semirib ketib, yog'i go'sh ko'payib ketib, palon 1000 dollar berib, operatsiya qildirib, o'zini jarrohlik bilan ozdiryapti. Oshqozonini yarmidan ko'pini oldirib olib ozyapti. Mashaqqat, mehnat, narxozdan ziyon, o'shancha bir mehnat, pul, xarajat hammasini ko'taryapti. Nima uchun? Qomatini tekis qilish uchun. Lekin keyin yana yeb qo'yapti hali odamlar. To'g'rimi? Yana semirib qoladi. O'sha och ko'z bo'lib qolgan odamga ovqatdan to'xtash qanaqa qiyin bo'ladi. Boshida qalbni isloh qilish shunaqa qiyin bo'ladi. Lekin haligi tartibga, yemoqqa tartibga tushgan odamchi, unga qiyin emas. O'zi asli oz yeb yurish qiyin narsa emas. Lekin nafs buzilib, bo'kishga o'rgangandan keyin o'rtacha yeyish qiyin bo'lib qoladi. O'zi asli chaqaloqligingizdan o'ylang-da, to'ygan paytda og'iz tortgansiz so'skadan. Bo'kkuncha yemagansiz. Tabiiy hayotda yashagansiz yoshligingizda. E'tibor qiling, tabiiy yashagansiz. Qiyin bo'lgan emas to'yguncha yeb, to'ygandan keyin yemaslik. Lekin qachonki siz lazzatga berilib, og'izdan o'tayotgan paytda ovqat lazzatiga berilib ko'p yeyishga o'rgandingiz, endi bo'kishga o'rgandingiz. Endi to'xtash qiyin bo'lib qoladi. U aslida normada, me'yorda ovqat yeyish qiyinligidan emas, sizning nafsingiz buzilgandan bo'ladi. Ixlos ham nafsimiz buzilganidan bizga qiyin tuyuladi. Qachonki nafsimiz tarbiya topib, qalbimiz buzilgan joylari to'g'rilanib, qalbimizda Allohning muhabbati o'rnasa, haqiqiy shahodat kalimasi o'rnasa, la ilaha illalloh haqiqatda o'rnasa, undan keyin qiyin bo'lmaydi unda inshaalloh. Boshida qiyin tuyuladi. Lekin birinchi ishi haligi parhezga tushgandaqa, birinchi ish oshqozonni kesib olgandaqa, o'sha qalbimizdan odamlarning mulohazasini kesib chiqib olishimiz kerak. Kesib chiqib olish kerak emas. Yolg'iz Allohni o'zi qolish kerak va oldingisiga tavba qilishimiz kerak amallarimizga. Keyin inshaalloh bu amallar oson bo'ladi inshaalloh va Allohni tavfiqi bilangina bo'ladi. Shuning uchun zokir Allohni zikr qilayotganda Alloh unda zikrni yaratishini o'ylash kerak. Men zikr qilyapman emas, menda Alloh zikri o'zini zikrini yaratyapti deb bilishingiz kerak. Shuning uchun ixlosni Alloh sizda hosil qilishiga Allohdan madad so'rash kerak. Shu narsa bo'lsa inshaalloh hamma amal go'zal bo'ladi va mukammal bo'ladi va qiyomatgacha davom etadigan amal bo'ladi va oxiratda katta ajr